Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Zeydan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği çatısı altındaki 365 oda ve borsanın kaynaklarını yansıtması suretiyle ve bununla birlikte topta kaynaklarını seferber ederek 10 kat kredi hacmine ulaşan KGF kefaletli hazine destekli yeni nefes kredisini açıkladı. Borsa üyelerinden gelen talepler üzerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun girişimleriyle başlatılan Top Nefes Kredisi organizasyonunda bir bankadan borsa üyelerine ucuz kredi kullandırılacak. 50.000 TL ile 100.000 TL aralığında kullandırılacak söz konusu kredi için borsanın tercih ettiği üst limit ise 100.000 TL. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Ömer Zeydan nefes kredisi hakkında bilgi verdi. 2020 nefes kredisi adı altında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin, Hazine'nin ve KGF'nin ve Denizbank'ın az önce söylediğim gibi bu oda ve borsaların kaynaklarıyla birlikte yaratmış olduğu hacim, kredi hacmi Türkiye'de yaklaşık 6 milyar TL civarındadır. Önümüzdeki günlerde de artırılabilir. Şartlar nedir? Buradan üyelerimize duyurmuş olurum. Öncelikle kredinin çerçevesini çizmek istiyorum. Kimler yararlanabilir krediden? Türkiye'deki 365 tane oda ve borsanın üyeleri, yani Türkiye'deki Odalar Birliği üyeleri bu krediden müracaat etmek suretiyle yararlanabilirler. 2020 yılı nefes kredisinin faiz oranı %7,5. 50 bin lira ile 100 bin lira aralığında bir kredi kullandırılacak. Bizim borsamızın tercih ettiği üst limit 100 bin liradır. Borsamızda krediye ihtiyaç duyan üyelerimiz Denizbank şubelerine müracaat etmek suretiyle 100 bin liralık bu krediden faydalanabilirler. Kredinin dediğim gibi oranı %7,5. Her bir kredi için bir defaya mahsus olmak üzere 300 TL bir masrafı var. 2020 yılı için geri dönüşü yok, hem ana para hem de faiz anlamında bir ödemesi yok. 2021 yılı içinde 12 eşit taksit halinde geri ödenecek. Zaten bunların hesaplanmaları yapıldı, bizde de tablosu var. Zeydan, Covid-19 süresince ekonomik tedbirlerin hepsinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte işin mutfağında aktif rol oynadıklarını belirtti. Covid sorunu başladığından beri bugüne kadar alınan ekonomik tedbirlerin hepsinde bizler malzemeyi Rıfat Bey'e götürüyoruz. Rıfat Bey işin mutfağında birçok tedbirin alınmasında, uygulanmasında aktif rol oynuyor. Bu anlamda üyelerimizden şimdiye kadar gelenlerin dışında farklı sorunlar ve çözüm önerileri de varsa onları da iletmek üzere rahatlıkla alabiliriz. Yine buradan üyelerimize sesleniyorum. Bankacılar da yanımda, hiç alınmasınlar. Bu kredinin kullandırılması konusunda bir sıkıntıya düştükleri anda lütfen çekinmeden beni arasınlar. Halledilebilecek, birbirini anlayamamaktan kaynaklanan da bir problem varsa bu problemleri çözme noktasında sayın müdürlerimle birlikte hemfikiriz. Evet. Dolayısıyla bu anlamda da beni arayabilirler.